Herkese merhaba, ben Göksu Üçtaş Şanlı, artistik jimnastik milli takım sporcusuyum. Son zamanlarda ilk öğretim okullarına kadar inen uyuşturucu tehlikesi artık kişisellikten çıkıp ciddi toplumsal boyutlara ulaşmaktadır. Bireye mutluluk ve haz yaşatan dopamin hormonunu hepimiz biliyoruz. Biz bazı aktiviteler yoluyla beynimiz dopamin salgılıyor. Örneğin yemek yemek, sevilen bir mekanda bulunmak, hobilerle meşgul olmak, spor yapmak bireyde dopamin salgılanmasına neden oluyor. Bu tip durumlarda beyinde dopamin miktarı değişik oranlarda salgılanıyor. Fakat kişi madde kullanımıyla beraber, maddeyle tanışmasıyla beraber dopamin salgılanması 10 katına kadar çıkabiliyor ve yüksek hazdan dolayı birey maddeyi daha sık kullanmaya başlıyor. Sürekli kullanımla beraber beyin alıştığı için bu sefer tam tersi dopamin salgılama seviyesi düşüyor. Böylece birey yaptıklarından yeteri kadar zevk alamadığından dolayı madde kullanımını arttırmaya yöneliyor. Yani fazla dopamin beyne zarar veriyor. Bağımlılığın başladığı bu evrede fazla dopamin yüklemesi beynin sağlıklı çalışmasını engelledi ve biyolojik değişikliklere sebep olduğu için de doğru karar verememe, endişeli olma, depresif ve kendini kontrol etme yetenekleri de bozuluyor bu defa. Tabi bildiğimiz gibi spor bazı hormonları artırarak bireyin kendisini daha iyi hissetmesini, bir amaç edinmesini sağlıyor ve dolayısıyla uzun vadede bağımlılıktan uzak tutuyor. Tabii çocukluktan itibaren spor ile ilgilenenler kendilerini bir şekilde koruyucu alan oluşturuyorlar. Sporla birlikte özgüven artıyor, kişi empati kurabiliyor ve yaşamış olduğu olumsuz duygularla baş edebiliyor. Zaman yönetimini kazanıyor. Bunların hepsini topladığımız zaman aslında sporun bağımlılığa karşı birçok koruyucu etkisinin bulunduğunu görüyoruz. Özellikle ergenlik çağındaki bireyler sıkıntıya tahammül edemiyorlar. Spor aktivitesinden sonra beyindeki hormonlardaki artıştan dolayı bu sıkıntı ve boşluklarla daha rahat baş edebiliyorlar. Tabii ergenlik dönemi ve bir diğer riskli dönem de çocukluk. Burada biz ailelere özellikle de annelere büyük sorumluluklar düşüyor. Yani korunma konusunda en temel sorun aslında çocukları korkutmak değil, bireylere çocukluktan itibaren doğru ve nesnel bilgiyi aktarmak gerekiyor. Gelin bu mücadelede hepimiz üzerimize düşeni yapalım. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu mücadelede yalnız bırakmayalım. Sporu panzehir olarak kullanalım.